Merhaba sevgili izleyiciler, yeni bir video ile karşınızdayız. Bu sefer işletmelere ve IT yöneticilerine hitap edeceğimiz harika bir konumuz var. Her yerden, bütün sistemlerden veriler akıyor. Ama biz bu verileri nasıl depolayacağız ve depoladığımız bu verilere nasıl hızlı bir şekilde kesintisiz olarak ulaşacağız? Bu altyapılar nasıl çalışıyor? En yeni teknolojiler neler ve aynı zamanda Türkiye'deki işletmelerin IT yöneticileri bu teknolojilerden nasıl faydalanabilir? Konular gerçekten çok önemli. Harika konuklarım var. Dilerseniz misafirlerimi sizlerle tanıştırayım. Sonrasında sorularımıza başlayacağız. Merhaba, ben Ayhan Bektaş. Yaklaşık 2,5 yıldır Hitachi Vantara'da çözüm danışmanı olarak çalışmaktayım. Merhaba, ismim Orkun. Tech Data'da Hitachi takımında teknik danışman olarak görev yapmaktayım. Yaklaşık 2,5 senedir bu görevi yürütüyorum. Onun dışında aynı zamanda profesyonel servislerin ekip lideriyim. Merhabalar, Netaş'tan Ahmet Serkan Arasan. Yaklaşık 5 seneden beri Netaş'tayım. 2,5 seneden beri de Netaş'ta çözüm departmanında sistem çözümleri tarafında çözümler üreten ekipteyim. Konuklarımızı tanıştırdıktan sonra merak ettiğimiz ilk konuyu hemen kendilerine sormak istiyoruz. Çünkü depolama konusunda inanılmaz teknoloji dönüşümü yaşıyoruz. Çok yeni teknolojiler var ve bu dönüşümü bize anlatacaklar. Bu dönüşümde, bu geçiş aşamasında neler oluyor? Bizimle paylaşabilir misiniz Ayhan Bey? Tabii ki. Özellikle içinde olduğumuz pandemide gördük ki veri yönetimi çok önemli ve inovasyon içinde fırsat yaratıyor. Tüm üreticiler yeni teknolojileri adapte olmaya çalışıyorlar. Bizler Hitachi Vantara olarak veri tekilleştirme, veri sıkıştırma gibi teknikleri destekleyen ürünler sunuyoruz. Bu tekniklerle yönetilebilir veri içerisinden gereksiz olanları çıkartarak önemli bir kaynak tasarrufu sağlıyoruz. NVMe gibi hızlı depolama teknolojileri ise son dönemde analitik kullanımının da artmasıyla daha da önem kazanıyor. Biz de tüm bu yenilikleri kapsama alan dünyanın en hızlı ve en güçlü veri platformu VSP 5000'i tanıttık. VSP 5000 ile performanstan ödün vermeden %100 veri erişilebilirliği sunuyoruz. Ahmet Bey. Şirketlerin dijital dönüşümleri artık bir zorunluluk ve bu dönüşümün omurgası da depolama çözümleri diyebiliriz. Veri depolama çözümleri, verinin depolanması, düzenli arşivlenmesi, iş sürekliliğini ve yüksek erişilebilirliği sağlar. Yapılan veri depolama yatırımları ise şirket içinde bilginin sağlıklı döngüsü için kritik önem taşır. İş sürekliliği ve özellikle felaketten kurtarma durumlarında bu alana yapılan yatırımların önemi ortaya çıkmaktadır. Örneğin verilerin birden fazla depolama ünitesinde bulunması verimliliği olumsuz yönde etkiler. Fakat çoğu zaman şirketler yaptıkları yeni yatırımlar sonrasında eski donanımlarını da kullanmaya devam etmek istiyor. Bu gibi durumlarda oluşan yönetimsel karmaşayı ortadan kaldıracak çözümler ihtiyaçları daha doğru şekilde karşılıyor. İçinde bulunduğumuz bu dönem gösterdi ki şirketler de depolama çözümlerindeki gelişmeleri yakından takip etmeli. Biz de Türkiye'nin öncü sistem entegratörlerinden Netaş olarak bu alanda geniş iş ortaklık ağımız ile her türlü yeni teknoloji ve çözümü sağlıyor. Bilgi birikimimiz de şirketlerin depolama ihtiyaçları ve bunların planlanması üzerine danışmanlık veriyor. Türkiye'nin 81 ilinde yurt dışında birçok ülkede ve hatta Afrika'da çölün ortasında bile kurulum ve bakım hizmetleri sağlıyoruz. Bu anlamda iş ortağımız Hitachi ile birlikte şirketlerin dijital dönüşümlerinde önemli görevler üstleniyoruz. Son 3 yıl içerisinde birlikte yaklaşık 20 proje hayata geçirdik ve bu projeler data çözümleri konusunda diğer şirketlere de örnek olabilecek projeler. Şirketlere Hitachi'nin sunduğu ileri depolama çözümlerini eş zamanlı olarak Türkiye'de de sağlayabiliyoruz. Hitachi patentli teknolojiler sayesinde yeni VSP 5500 serisiyle 70 milisaniye latency, 21 milyon IOPS performans değeri verilebiliyor. NVMe ve SSD disk karışık kullanım sayesinde gigabyte başına dolar maliyeti en düşük çözümlerle 69 petabayta kadar veri depolama sağlanabiliyor. Bu çözümler bir yandan eski mainframe, diğer yandan yeni nesil konteyner mimarilerini bir arada destekliyor ve yakın zaman içerisinde daha sık karşılaşacağımız storage class, memory ve NVMe over fabric gibi geleceğin teknolojilerinde bugünden hazır. Orkun Bey. Şöyle anlatayım ben. Hitachi'de şöyle bir şey var. Bu dönüşümde en büyük şey ne? Yani datanın aslında bir yönetimi. Hitachi burada bize en güvenilir bir depolama ürününü sunmakta. Aynı zamanda sadece bununla değil, Hitachi'nin zaten birçok endüstride kendi şirketleri var. Ve bu teknolojileri bize sunmadan önce bunları ilk önce kendi endüstrilerinde test ettikten sonra bunları bize sunuyor. İşte yeni özellik olarak baktığınızda dataları kullanabilmek için
Özellikle OpsCenter yazılımı var. Şimdi önemli olan şirketlerin bu dataları nasıl kullanacağı ve güvenli bir yerde saklamaları. Ve buradaki insan kaynakla işte OpsCenter'la beraber yazılımla tüm ürün ailesiyle beraber sizin datanızı koruyor. Burada sizin IT kullanıcılarınızın işte adminlerinizin yönetimini kolaylaştıracak birçok yazılımı da depolama ürünleriyle sunuyor. Burada nedir? İşte artificial intelligence kullanıyor, machine learning gibi yeni teknolojide kullanmakta. Yani aslında IT'cileri biraz daha dijital transformasyonda sistemleri yönetmekle uğraşmasınlar, daha çok inovasyon yapmaları için bize bir altyapı sunuyor Hitachi. Vallahi harika markalarla beraberiz. Bir tarafta Hitachi, diğer tarafta gururumuz Netaş ve bir diğer çözüm ortağı TechData. Onlarla bu konuları konuşmak benim için çok keyifli. Çünkü depolama çözümleri kişisel olarak zaten günlük hayatımızın içerisinde var. Ama dijital dönüşümden başarılı çıkmak isteyen işletmeler de bu konuya mutlaka ve mutlaka zaman ayırmalı ve yenilikleri takip etmeli. Yenilikleri takip edebileceğimiz bir takımla şu anda sohbet etmekten dolayı çok mutluyum. Şimdi misafirlerime sormak istiyorum. Çünkü ilham alacağımız çok güzel başarı hikayeleri var. Hitachi VSP ya da Virtual Storage Platform. Bu platformu kullanıp bize ilham kaynağı olacak başarılı işletmelere örnek verebilir misiniz? Ayhan Bey, sizle başlayalım. Birçok önde gelen finans ve telekom kuruluşu kritik uygulamalar için Hitachi Vantara ürünlerini seçiyor. Bu sektörler için hız ve güvenilirlik kadar ölçeklenebilirlik ve maliyet avantajı da önemli. Hem milyonlarca müşteriye aynı anda kesintisiz, hızlı bir şekilde hizmet vermek, hem de bu hizmeti güvenli biçimde sunabilmek zorundasınız. Biz bu yönlerden iddiamıza maliyet avantajını da ekliyoruz. Depolama birimlerini %60'a kadar verimli kullanırken toplam sahip olma maliyetini %40'a kadar düşürüyoruz. Birçok başarı hikayemiz var ama güncel bir örnek gerekirse bu sene içinde kritik tüm bankacılık uygulamaları için bizim platformlarımızı tercih eden Denizbank'ı gösterebilirim. Hatta Denizbank ikinci siparişle tekrardan Hitachi'yi tercih etti. Bu arada bankacılık bu içinde bulunduğumuz günlerde acayip bir yoğunluk yaşıyor. Online bankacılık çok daha fazla bir işlem hacmi var. İnanılmaz bir veri trafiği var ve bunların yönetilmesi çok kritik. Bu konuda sizinle birlikte güzel bir başarıya imza atmaları bizi de çok mutlu etti. Ahmet Bey, siz neler söylemek istersiniz Netaş tarafında? Burada birçok büyük banka ve telko firması mevcut. Hitachi'nin müşterilerine yapmış olduğu ankete göre VSP serisi tercih edenlerin veri erişilebilirliği ve güvenilirliğini belirgin bir şekilde arttırmış. %30'dan fazlasının data erişim kesintisizliği artmış. %50'den fazlası rakiplerinden daha fazla güvenilir bulduğu için tercih etmiş. Ve yine müşterilerin %50'den fazlası da Hitachi'yi %100 data erişimi için tercih etmiş. Hitachi'nin 60 yılı aşkın deneyime sahip köklü bir şirket olduğunu biliyoruz ve bu alanda da sektörde gerçekten kendini ispat etmiş durumda. Orkun Bey, çözüm ortaklarınızdan bahsetmek ister misiniz? Asıl hikayeler sizde, TechData'da diye düşünüyorum ama buyurun. Ayhan Bey de biraz bahsetti ama biraz önce de bahsettiğim Hitachi sadece bir data storage, işte veri depolama ünitesi yapan bir firma değil. İngiltere'de bugün işte Londra'da Train as a Service vermekte. Bunu altyapısında gene Hitachi Storage'ları, Hitachi'nin işte data analytics ürünleri, Hitachi'nin gene en yüksek seviyede olan obje storage'ları var. Yani aslında verinin en büyüdüğü alan, unstructured verinin büyüdüğü alan. Bunun dışında akıllı şehirlerde işte video analytics konusunda kendini geliştirmiş. Bugün gene İstanbul'da bir kamu kuruluşunda var. Yani analitik bugün biliyorsunuz güvenlikle ilgili çok önem arz ediyor. İşte akıllı şehirlerden bahsediyoruz. Bunlarda da gene Hitachi'nin Amerika'da birçok şehirde komple şehrin akıllı yönetimi veya video kameraların sistemlerinin bu tarz şeylerinde Hitachi şu an için yönetiyor. Burada da baştan aşağı kendi çözümleri, işte depolama üniteleri olsun, gene işte data analitik ürünleri olsun, bu tarz ürünleriyle bunları da desteklemekte. Çok güzel bilgiler verdiniz. Şimdi buradan bizi izleyen IT yöneticilerine de böyle biraz bilgi vermek istiyorum. Çünkü onların çalıştığı kurumların ihtiyaçları sürekli artıyor. Ama onların sayısı artmıyor. IT yöneticilerine tabii ki cesaret vermek gerekiyor. Gerçekten çok büyük sorumluluk altındalar.
Bu artan ihtiyaçlara çözüm bulmak zorunda kalan IT yöneticilerinin cesaretlenmesi konusunda ya da onların yenilikler hakkında haberdar olması için neler yapıyorsunuz? Bu konu hakkında bilgi verebilir misiniz? Ayhan Bey, sizle başlayalım. Bilişim teknoloji departmanlarının yöneticilerine depolama sistemleri konusunda gerekli eğitimleri sağlıyoruz ve profesyonel hizmetler ekibimiz ile her türlü ihtiyaçlarında yerinde çözüm sunuyoruz. Platform ve ürünlerdeki yönetim konusunda ihtiyaç duydukları her işlemi birlikte yaparak onlara destek oluyoruz. Sektördeki gelişmeler ile ilgili düzenli olarak müşterilerimizle istişare ediyor ve karşılıklı olarak yeni teknolojilerden nasıl fayda sağlayabileceğimizi tartışıyoruz. Tüm bunlara ek olarak platformlarımız ile kurumların operasyonel yükünü azaltarak ana işlerine odaklanmalarını ve daha yaratıcı, daha inovatif ürün ve hizmetler ortaya koymaları için zaman ve kaynak kazandırıyoruz. Bir de işin teknik problemler tarafı var. Örneğin bir veri merkezinde planlanmamış arıza sebepli bir kesinti ortalama 130 dakika sürüyor. Bu kesintilerin ortalama maliyeti ile ise $740,000. Aslında tek bir kesintide bile kurumlar dakika başı ortalama $9,000 kaybediyorlar. Korkunç bir senaryo. Evet, evet. Yani inanılmaz para kayıpları oluyor. Mesela 8 saat kapalı kalan bir bankanın ne kadar hani para kaybedeceğini ben düşünemiyorum. Biz yayıncıyız Ayhan Bey. Yani bizim web sitemizin bulunduğu data center'ın kapalı kalması bile bize o kadar fazla hem maddi hem de itibar kaybına sebep oluyor ki bunların faturalarını, maliyetlerini düşünmek bile istemiyorum. Banka örneğini verdiniz. Ben oradaki IT yöneticisinin yerinde olmak istemezdim. Buyurun Ayhan Bey, böldüm, kusura bakmayın. Estağfurullah. Ayrıca işletmelerin hani gelir kayıplarının %80'e kadar kısmı bu tip teknik problemler oluşturuyor kısmını. Bu duruma karşı tüm yeni nesil VSP platformlarımızda %100 veri ulaşılabilirliği garantisi veriyoruz. Müşterilerimizden aldığımız verilere göre Hitachi VSP çözümlerini kullananlar veri ulaşılabilirliğinde ortalama %30 artış yakalıyor ve iş sürekliliklerini kesintiye uğratmadan, gelir kaybı yaşamadan işlerini yapmaya devam edebiliyorlar. Ahmet Bey, top sizde. Yeni teknolojiler, daha yüksek hızlar, yüksek kapasiteler beraberinde de IT'de daha fazla talep ve daha fazla operasyon yükü oluşturuyor. Yeni Hitachi Ops Center ile tek birimden günlük işlemler kolayca otomatize edilebiliyor ve organize edilebiliyor. Yapay zeka ve makine öğrenmesi desteğiyle sistem ilgili metriklerini ölçüyor. Uygulamaların kesinti yaşamaması ve performansın düşmemesi için kendi kendini optimize edebiliyor. Bütün bu iş yükü altında VSP serisi %100 veri erişilebilirliğini garanti edebiliyor. Felaket durumunda Global Active Device mimarisiyle Active Active, 3DC mimari seçenekleriyle de data kaybı ve kesintiyi minimum seviyede tutabiliyor. VSP serisi yüksek kapasite ve performansla ölçeklenebilir olduğu için mevcut veri depolama ünitelerini tek sistemde konsolide edip kullanılabilir. Hitachi Storage sanallaştırma mimarisi ile mevcut veri depolama cihazları tek ekrandan merkezi yönetilebilir. Data Reduction servisleri, otomasyon ve Metro Cluster fonksiyonları eklenilerek mevcut yatırımın ömrü, değeri artırılıp daha verimli kullanılabiliyor. Konuklarımın verdiği bu bilgilerden sonra harika bir başarı öyküsünü ekranlarınıza getirmek isterim. Denizbank acaba verilerini kesintisiz, hızlı bir şekilde yönetmek, erişmek ve depolamak için nasıl bir çözüm kullandı, hangi kazanımları elde etti? Dilerseniz bunu Denizbank yanıtlasın. Ana bankacılık sistemlerimizde sunucudan network'e, storage'e kadar tüm bileşenlerde aktif aktif yedekli bir yapı kullanıyoruz. Hitachi almadan önceki yapımızda farklı üreticilerin farklı teknolojilerini bir arada kullanıyorduk. Gayet hibrit bir yapı vardı. Bu hibrit karmaşık yapı yönetim zorluğu da getiriyordu. Aktif aktif yapıyı başka bir üreticinin çözümü, alttaki storage'lar başka bir üreticinin çözümü, replikasyon için yine başka bir çözüm vardı. Şimdi Hitachi ile birlikte bunların hepsini konsolide edip tek bir yapıda kullanmaya başladık. Tek yapı nedir? Sadece Hitachi, iki tane Hitachi kutusunu GAD denilen Global Active Device olarak adlandırılan Active Active Cluster yapısıyla kullandığımızda hem arada herhangi bir third party bir bileşen ya da başka firma kullanmadan aktif kullanabiliyoruz iki kutuyu da, hem de yine herhangi bir başka üreticinin çözümünü kullanmadan Ankara'daki ODM merkezimize replike edebiliyoruz. Hitachi geçişi sonrası hem uygulamalarımızın response time'larında ciddi iyileşmeler oldu, hem de altyapı kaynaklı kesintilerimiz dikkate değer oranda azaldı. Yani bunu sadece biz IT altyapısı yöneticileri olarak değil,
aynı zamanda banka tarafından da bize bu şekilde feedbackler geldi. Hitachi ile birlikteliğimizin avantajları ya da hayatımıza kattığı teknoloji dışındaki yenilikler neler ya da avantajlar neler dersek, destek anlamında yerel ekip gayet yetkin. Bir problemimiz olduğu zaman hemen müdahale edebiliyorlar, sistemlerimize bağlanabiliyorlar. Bu da bize bir güven veriyor. Yani sorun olduğu zaman hani yurt dışına case aç, o case'in cevabını bekle, işte birisi dönsün, öncelik ver gibi şeylerle uğraşmıyoruz. Tabii ki yine case'imizi açıyoruz ama Türkiye'deki destek ekibinin oldukça yetkin ve deneyimli olması, yurt dışı destek gelene kadar, hatta bazen çoğu durumda yurt dışı desteğe bile gerek kalmadan problemleri çözmemizi sağlıyor. Bu nedenle biz Hitachi ile birlikteliğimizden kazançlı çıktığımızı düşünüyoruz. Geldik bu keyifli sohbetin sonuna. Gerçekten çok keyif aldığım bir ekipten harika konular konuştuk. Kafamız açıldı diyebiliriz ve umarım siz de keyif almışsınızdır. İşletmelerin dijital dönüşümünde en yeni teknolojilerden nasıl faydalanabilir? Bu arkada kesintisiz, güvenli, hızlı çalışan sistemlerin mimarları kim? Hitachi, Netaş, TekData ve Denizbank olmak üzere bu markalardan güzel bir videoyu sizlerin ekranlarınıza getirmiş oldum. Umarım hoşunuza gitmiştir. Siz de aşağıda görüşlerinizi yorum olarak yazmayı unutmayın. Çünkü bütün işlerimizi dijitale taşımak zorundayız. İşini dijitale taşıyanlar, görmüş olduğunuz gibi bu pandemi sürecinde inanılmaz bir avantaj kazandı. O nedenle bu konuları Shift Eğitim'in YouTube kanalında ekranlarınıza getirmeye devam edeceğiz. Tabii ki siz talep ederseniz, eğer bu anlatılanlar ilginizi çektiyse beğen butonuna basmayı da ihmal etmeyin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.